Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın 2022 yılı bütçesi hayırlı uğurlu olsun. Bu vesileyle memleketim Kastamonu'nun ve Kastamonluların beklemiş olduğu bazı cevaplar var. Bunu da doğrudan Sayın Bakan'dan duymak istiyoruz. Önemli konulardan bir tanesi Kastamonu-İnebolu yolu. Bilmeyenler için ifade etmek isterim ki Kastamonu-İnebolu İstiklal Yolu'nun başlangıcıdır. İstiklal Yolu da hem Anadolu'nun kurtuluşu hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda tarihsel bir misyona sahiptir ve bu tarihsel önem dolayısıyla da İnebolu bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından İstiklal Madalyası'yla şereflendirilmiş bir ilçemizdir. Ne yazık ki 2017 yılında ihalesi yapılan Kastamonu-İnebolu yolunun bugünkü fiziki gerçekleşme oranı %24 civarında. İhale üzerinde kalan yüklenici firma Cengiz Holding ise şu anda Kastamonu-İnebolu yolu üzerinde herhangi bir çalışmayı sürdürüyor değil. Bu yolun yapımı 31 Aralık 2020'de bitmesi gerekiyorken üzerinden 309 gün geçmesine rağmen şu anda Kastamonu-İnebolu yolunda herhangi bir çalışma yapılmıyor ve Sayın Bakan'ın en son açıklamış olduğu tarihe göre 2024 yılında bitecek. Bu yolla ilgili bir diğer önemli konu da şu: bu yolun ihalesi 1 milyar 389 milyon TL'ye yapıldı. Yalnız Sayın Bakan 13 Kasım 2020'de Kastamonu ziyaretinde şöyle bir ifade kullandı: bu yolun maliyeti 2 milyar 850 milyona biteceğini söyledi. Fakat gelin görün ki valiliğin sitesinde yapılan açıklamaya göre bu yol 3 milyar 612 milyon TL'ye bitecek. Bugün bu yolda çalışma yapılmamasına rağmen Cengiz Holding bu yolu yapsa da kazanıyor, yapmasa da kazanıyor. Ama yapılmadığı takdirde Kastamonlular kaybetmeye devam edecek. Çünkü İnebolu yolu aslında Karadeniz'e komşusu olan ülkeler düşünüldüğünde dün İstiklal Yolu olan yol bugün önemli bir ticaret yolu olmaya adaydır. Bir diğer konu da Kastamonu-Çankırı yolu, Ilgaz Tüneli, Kırık Barajı relokasyon yoludur. Bu yolda ihalesi 2017 yılında yapılmış. Şu anda %52 gerçekleştirme oranıyla devam etmektedir. O günden bugüne tam 1675 gün geçmesine rağmen, yani ihale sözleşmesinin bitişinden 725 gün daha fazla süre geçmesine rağmen henüz tamamlanmış değildir. Bu yoldan ne zaman tamamlanacağını Kastamonlular merakla bekliyorlar. Önemli bir konu da Kastamonu-Daday yolu. Tabii Daday denilince turizm akla geliyor. Aynı zamanda Daday ilçemiz de Kastamonu'ya en yakın ilçe olması bakımından bu yolun trafik yükü de çok fazla. Kaybettiğimiz onlarca candan sonra bu yolla ilgili yapmış olduğumuz açıklamalar doğrultusunda söyleye en sonunda 12 Şubat 2021 yılında bu yolun ihalesi yapıldı ve Ağustos ayında da sözleşme tamamlandı. Sözleşmenin tamamlanmasından bugüne 114 gün geçmesine rağmen henüz somut herhangi bir adım atılmadı. Geriye de 436 gün gibi bir süre kaldı. Bu yolun ne zaman tamamlanacağını da Sayın Bakan'dan duymak istiyoruz. Son olarak da Kastamonu'nun önemli ilçelerinden bir tanesi de Tosya'dır. Üretimiyle, sanayisiyle, ticaretiyle, kültürüyle, özellikle kapı üretimiyle Kastamonu'nun dünyaya açılan kapısıdır. Ne yazık ki Kastamonu'yla Tosya arasındaki yolla ilgili son 20 yılda hiçbir şey yapılmamıştır. En ufak bir adım atılmamıştır. Bu yolun bir an önce yapılması, Tosya'nın da üvey evlat muamelesi görmekten kurtulmasını gerekiyor. Bu konuyla ilgili yapılan bir çalışma var mı, bir takvim var mı? Bununla da ilgili Sayın Bakan'dan bir cevap bekliyoruz. Teşekkür ederim.